Selamlar herkese. iOS 16 Beta 6 güncellemesi yayınlandı. Bu güncellemede tıpkı Beta 5'te olduğu gibi Beta yazısı kaldırılmış bir şekilde yayınlandı. Ancak Beta 5'te Apple Watch'ta Beta yazısı duruyordu. 6. sürümde de aslında bu duruyor. Yayınlanan güncellemenin güncelleme notlarına girdiğimizde bu güncellemenin Beta 6'ya ait olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Ben Beta 5 güncellemesinde Apple'ın bunu hata ile yazdığını düşünüyordum. Fakat görünen o ki Apple bundan sonra yazmayacak gibi oluyor. Bu demek oluyor ki sona doğru adım adım yaklaşıyoruz. Zaten Beta 6'dan sonra bir tane daha Beta gelir, Beta 7. Sonra da GM sürüm, yani final sürümden, son sürümden önceki son Beta gelir diye düşünüyorum. Çünkü bu seneye kadar hep böyle oldu. Fark ettiyseniz 2 haftada bir çıkan Beta güncellemeleri artık 1 haftaya düştü. Çünkü eski senelerde de böyle oluyordu. Sona doğru yaklaşırken Apple biraz daha Beta güncellemeleri arasındaki süreyi kısaltıyor. Bir önceki videoyu izlediyseniz, yani Beta 5 videosunu izlediyseniz ve şu anda bu videonun yayınlanma tarihine bakıyorsanız her iki güncellemenin de arasının 2 haftadan az olduğunu görebilirsiniz. Peki gelelim iOS 16 Beta 6 güncellemesine. Bu güncellemede işte bu gelmiş, böyle bir yenilik var, bu eklenmiş diyebileceğimiz bir şey yok aslında. Çünkü eldeki yenilikler şu anlık Beta 6 için yeterli gelmiş. Beta 5'te bulunan birçok hata giderilmiş. Özellikle dinamik arka plan gibi arka planlarda birkaç hata bulunuyordu. Bunların her biri giderilmiş. Isınma, batarya performansı ve cihazın performansında gerçekten bir iyileştirme var. Şu anda batarya performansını tam test edemedim. Çünkü daha yeni kullanıyorum iOS 16 Beta 6'yı. Yarın gün içi testi yaptığımda aslında o belli olacak. Fakat size şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Uygulamalar arası geçişte cihaz çok daha akıcı hale gelmiş. Şöyle diyeyim. Aslında Beta 5'te cihaz kasıyor muydu? Hayır. Ama Beta 6'ya geçince cihazda bir akıcılaşma hissettim gerçekten. Bu gözle görülür. Yani benim de hissedebildiğim bir şey. Muhtemelen sizler de hissedebileceksiniz. Baktığınız zaman Türkçe dil desteği olmayan bazı menülere, bazı ayar konumlarına Türkçe dil desteği de gelmiş gözüküyor. Güzel bir şey. Herkes cihazı İngilizce kullanmıyor zaten. Bu video biraz daha Beta 5 videosuna göre ya da Beta 4 videosuna göre kısa olacak. Çünkü yayınlanan güncellemede yenilikten çok hata iyileştirmeleri var. Apple'ın paylaşmış olduğu değişiklik listesinde de bu şekilde gözüküyor. Ancak benim sorum size. Benim gördüğüm kadarıyla küçük ekranlı cihazlarda hala pilin dijital göstergesi gelmemiş. Buradan iPhone 11 kullanıcılarına soruyorum. iPhone 11'de dijital batarya göstergesi var mı? Aynı zamanda 12 mini ve 13 mini gibi totalde 4 cihazda bu güncelleme yoktu. Twitter'da baktığım kadarıyla bu küçük cihazlarda hala daha bu güncelleme gelmemiş. Gerçekten gelmeyecek mi? Bu konuyla ilgili Apple'da bir açıklama ben göremedim. Bir kaynağa göre gelecek deniyor. Bir kaynağa göre Beta güncellemesi olduğu için yok. İlerleyen sürümlerde gelecek. Kimisinde gelmeyecek diyor. Ortalık karışık. Ancak siz bir kullanıcı olarak kullanıcı deneyimlerinizi paylaşın. Ve merak ettiğim sorulardan bir tanesi daha. Cihazınızda çok uzun kelimeler, çok uzun cümleler yazdıktan sonra klavyede yazı yazarken donma kasmalar var mı? Beta 5'te bu tarz hatalar yüzünden public beta'ya geçmek isteyen çok fazla kişi vardı. Bu kullanıcılar aşağıda yorum satırında hatalarını dile getirebilirler mi? Acaba Beta 5'teki hatalardan hangileri giderilmiş? Siz hangi hataları yaşamıştınız? Ve hangileri yok olmuş? Benim yaşadıklarım dinamik arka plan hatasıydı ve bazı menülerin hala İngilizce olmasıydı. Sizin karşılaştığınız hatalardan hangileri giderilmiş? Yorumlarınızı aşağıda yorum satırında belirtmekten çekinmeyin. Ve bu arada 10. nesil iPad ile ilgili kanala bir video attım. Ona da göz gezdirmeyi unutmayın lütfen. Bu tarz teknoloji videolarını kaçırmamak için de kanala abone olup çanı açabilirsiniz.